Normal koşullarda müfredat değişikliklerinin içeriğinin ne olacağı, nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak, çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Ancak BEP ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda yangından mal kaçırır gibi hareket etmiştir. Hazırlıklarının 10 yıl sürdüğü açıklanan müfredat değişiklikleri için sadece bir hafta değerlendirme süresi belirlenmiş, eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan değişiklikler onaylanmıştır. MEB'in ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitim sistemi içine faaliyet alanı açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra iktidarla iç içe olan dini vakıf ve cemaatler tarafından okullar, yurtlar, kurslar ve benzeri kurumlar tıpkı bir örümcek ağı gibi çepeçevre kuşatılmış durumdadır. Bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok nokta özenle sadeleştirme ya da ayıklamaya tabi tutulmuş, tek adam rejiminin siyasal ve ideolojik hedefleri eğitim müfredatına yerleştirilmiştir. Eğitim müfredatında yapıldığı söylenen sadeleştirme ile doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat dersleri hedef alınmış, bazı derslerde ünite ve kazanım sayıları azaltılmış, 12 Eylül darbecilerinin tek ırk, tek din, tek mezhep anlayışı üzerinden Türk-İslam sentezi yaklaşımı merkeze alan değişiklikler yapılmıştır. Eğitim sistemi açısından öğrencilere verilecek bilginin belirlenmesi, seçilmesi, müfredat ve ders kitapları üzerinden öğrencilere aktarılması süreci pedagojik olduğu kadar siyasal bir nitelik de taşımaktadır. Bu durumun somut bir sonucu olarak yeni eğitim müfredatı farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin gerçek ihtiyaçlarından çok iktidarın siyasal çizgisine paralel şekilde hazırlanmıştır. Bu durum yapılan değişikliklerin başta eğitim alanı olmak üzere toplumun farklı kesimleri tarafından haklı olarak tepkiyle karşılanmasına neden olmaktadır. Bireycilik de, milliyetçilik de, dini milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik yönden zayıf, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı eğitim müfredatının çocuklarımıza, öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. Eğitim müfredatı, öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavramayı hedefleyen, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek, öğrenme yaşantılarını içeren, laik ve bilimsel bir içerikte olmalı, çok dillilik temelinde ana dili eğitimi esas alan yeni ve demokratik bir müfredat hazırlanmalıdır. Eğitimsel olarak eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan laik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime ve laik eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Müfredatı geri çekin platformu.